Efendim malum kozmetik ürünlerini alırken bayanlar testerlarını kullanıyorlar. Pandemi dönemindeyiz. E, tester kullanmak kısıtlansa da aslında devam eden firmalar var. Tester kullanmanın zararları nelerdir? Pandemiden önce veya sonra bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii neden olmasın. Bakın bu da çok güzel bir konu. Şimdi e, çok ilginç. Önce bir espriyle başlayayım olay isterseniz. Evet. Müşteri geliyor bayan müşterim. Testerları direkt deniyor. Ruj testerlarını bahsedeyim öncelikle. Ruj testerını deniyor. Birkaç renk. Örneğin kırmızı olarak geliyor. İşte kahverengi deniyor. Bronz ton deniyor. Pembe ton deniyor. Bütün tonları deniyor. 3-4 ton deniyor. Denedikten sonra normal rujunu vermeye kalktığımızda tester dışında kullanılmamış ruj çıkarıyoruz. Tepki çok ilginç oluyor daha önce kullanıldı mı? Kullanılmamış bir şey verin. Aa ucu bozulmuş buna. Ama kullandığınız 4-5 testir deniyorsunuz. Sizden önce o testirler denendi zaten. Ama anlatmak çok zor. Yani bir kara mizah bu da. O şekilde. Evet testler konusu önemli bir konu. Hele hele şu pandemiden sonra çok çok önemli. Birçok şirket testir olayını kaldırdı. Rujlarda testir kesinlikle yasak. Rümellerde kesinlikle yasak. Daha doğrusu şöyle ben size örnek vereyim. Tene temas ederek kullandığınız testerler yasaklandı. Testerler kullanılmaması tavsiye ediliyor ve izin verilmiyor. E şimdi buna karşılık bir başkasının hastalıklı olabilir, rahatsız olabilir, taşıyıcı olabilir, kullandığı bir testleri diğerinin kullanması çok çok sakıncalı. Bunu herkes biliyor ama insan egosu bir şey diyemiyoruz. Ve testerler lütfen mümkünse bir ucu Deneyin ama elinizin üzerinde deneyin. Dudağınızda denemeyin. Ve çıkarken de hangi bir yerde olursanız çıkarken lütfen en azından bir ıslak mendille silin. Veya bir kolonyayla veya bir dezenfektanla elinizi kullandığınız zemini temizleyin. Çıkın. Yani bu şekilde kullanırsanız birazcık dikkat edin kendinize. Ve e, genellikle güvenilir markalardan güvenilir ürünler alırsanız Güvenilir garantili ürünler alırsanız hiçbir yan ürün etkisi yoktur. Ürünün yan etkisi yoktur. Rahat kullanırsınız. Lütfen birazcık çaba harcayalım. bu harcadığımız çaba kendimiz için başkasına değil. Kendimiz iyi olursak zaten çevremiz de iyi olur. Bu iyi olur derken virüs konusunu kastediyorum, hastalığı kastediyorum. Yani buna biraz dikkat gösterelim. Artı bunlarda alerjik olay olmaz. Neden olmaz? Çünkü dediğim gibi garantili ürünlerdir. Testi yapılmıştır, alerji testinden geçmiştir ve hiçbir yan etkisi yok. Nadiren yan etkisi olabilir. O da çok hassas, aşırı hassas tenlerdir. Örneğin koku veriyoruz. Bazı müşterilerimizde nefes darlığı yapıyor kokular. Parfümler nefes darlığı. Onun için de parfümlerimiz var. Kişiyle konuşurken sohbet esnasında soruyorum. Yani ne tür parfüm kullanıyorsunuz? Çünkü benim işim bu. Parfümleri ben tanıdığım için kullandığı parfümden onun fizyolojik yapısını veya psikolojik yapısını 3 aşağı 5 yukarı çıkarma şansım %90 ona göre tavsiye ediyorum. Müşteri ona göre memnun kalsın. Önemli olan satıp para kazanmak. Evet amacımız o. Fakat yüksek miktarda ve anlamsız satış yapmanın hiçbir esprisi yok. İyi bir satış yaptığımızda, müşteriyi memnun gönderdiğimizde o satış devam edecek ve artacaktır. Arkası gelecektir. Ama bir kez satıp arkası gelmeye satışın hiçbir anlamı yok.